şebekler eşitsiz ücretlere karşı başlığıyla bir çalışma yayınlandı, tamam mı? Ne yapıyorlar bak? İki şebeği yan yana koyuyorlar abi. Ve 25 kere arka arkaya önce biriyle sonra diğeriyle değiş tokuş yapıyorlar. Yani şöyle, ikisine de taşa karşılık salatalık veriyorlar şebekleri. Öyle olunca ne var? Eşitlik var. Mutlu mutlu yiyorlar hıyarları. Ama birine üzüm, diğerine salatalık veriyorlar. Ortalık karışıyor hemen. Bu sefer diyorlar biri salatalık yemeye devam etsin ama diğerine üzüm verelim. Ortakların maaşındaki artışı fark eden şebekler o zamana kadar salatalık için seve seve çalışıyorlar değil mi? Abi aniden greve gitmesinler mi? Bak bak maymunlara bak sen. Ve diyor ki çalışmada sadece isteksiz davranmakla kalmayıp sinirlendiler ve taşları hatta bazen salatalık dilimlerini deney odasından dışarı attılar. Normalde asla reddetmeyecekleri bir yiyecek taşı ver salatalığı al. Ama ortaya çıkan eşitsizlik yüzünden hiç istenmeyen bir şey halini alıyor salatalık. Tabi orada asıl dert herkes için eşitlik falan değil yani ayazda kaldıkları için öfkeleniyorlar. Öyle olsa üstün şebekler alırlar üzümü pay ederler aralarında falan. Böyle bir şey yapmadılar yani şanslı üzümcüler bazen komşularının bıraktığı salatalık dilimlerini bile yani başkalarının hakkını bile mideye indirdiler yani. Deneyin sonunu somurtup bir köşeye çekilen zavallı ortaklarının aksine de onlar çok neşeli bir ruh hali içindeydi. Bunlar da şey zenginler bakan keyiflerine bakan tayfa. Ama bak maymunda bile tepki aynı. Başka hiçbir şey olmadığında salatalık gayet makbul. Ama başkası üzümleri mideye indirmeye başladı mı ortalık karışır hemşerim. Ya herkese salatalık ya herkese üzüm. Şimdi bir akım başladı ya. Ülkeden gidiyorum. İşte ülke bir mühendis kaybetti, doktor kaybetti falan. Oturup meseleyi dalgaya almak yerine buradan kendimize ne ders çıkarırız ona bakmak gerekiyor. Bir yerlerde eşit gitmeyen bir şeyler mi var acaba? Buna bir de liyakati de eklemek lazım tabii. O konuda da tarih dergisinde Osmanlı üzerinden örnekler var. Anlatayım. Sonra bu dertlendiğimiz hususa meseleyi bağlarız. Güzel insanlar, 11 yaşında tahta çıkan 4. Murat'ın padişahlığında Şimşirli'ye kapatılmış kendisinden küçük 4 kardeşi varmış. Bu şanssızlar her gün abimiz bir cellat bugün gönderir, yarın gönderir, bugün gönderir, yarın gönderir diye bekliyorlarmış her gün. Sonunda da olmuş zaten. 4. Murat 3'ünü çeşitli zamanlarda tabii boğdurmuş. Geriye bir tek şey kalıyor Şehzade İbrahim. O da depresyona girmiş zaten sıra bende sıra bende diye diye. Ama 4. Murat'ın şehzadesi yok. Yani İbrahim boğdurulursa hanedanlık kapanacak. Kösem Sultan da hanedanın tek şehzadesini köşe bucak saklıyor ki sonra da tahta o geçiyor zaten. Osmanlı hanedanı da Sultan İbrahim'in soyundan yürüyor sonra. Peki hak eden mi çıktı? Yoksa Kösem Sultan'ın başarısı üzerinden mi okuyacağız bu meseleyi? Tarihçiler bilir elbette ama pek öyle gözükmüyor doğrusu. Ama tarih dergisi güzel özetlemiş meseleyi. Sonuçta orası bir hanedanlık. Tahta çıkma hakkını bir şekilde elde etmiş birinin liyakatini kim sorgulayabilir? Saray görevlilerinden askerlere herkes bahşiş, rütbe, yeni görev alacakları için aman cülüs oluversin diye bekler. Devlet çarkı nasılsa döneceğinden padişahta kusur, eksiklik aranmazdı. Tahta çıkana, şehzadeliğinde hocalık edenler, hizmetinde koşturanlar da bir olumsuzluk mu saptı söylemezdi. Akıl sağlığı olmadığı bilinen mesela 1. Mustafa bile İki kez tahta oturulmuş, düşünün yani. En saçma buyruklarına bile vardır bir hikmeti gözüyle bakmışlar. Mecburen. Görmediği rüyaları görmüş gibi anlatmışlar falan. Mesela 5. Mehmet bir gün avdan dönüyor yorgun. İşte av partisi akşamında. Haber alıyorlar ki Viyana'yı alamamış Merzifonlu Mustafa Paşa. Belgrad'da boğdurmuş. Ya daha da kötüsü var. 2. Bayezid. O da Gedik Ahmet Paşa'yı vezirlere verdiği ziyafette sofradan kaldırtıp boğduruyor ki yani adam zamanında Karamanoğullarını dize getirmiş, Otranto'yu falan kuşatmış, liyakatli dürüst olduğunu söylüyor tarihçiler. Biz ne bilelim yani. Ama dedim ya orası bir hanedanlık. Padişahlar ister vezir olsun ister kul, liyakata değil kendisinden korkanlara önem vermiş. Belki de olabilir. Ancak bu çağ başka. Bu çağın insanı aldığı eğitimleri, görgüsünü, ahlakını bu topraklarda liyakatle ve eşitlikle mümkün olduğunca vermek istiyor. Gerçi bu topraklarda dedim ama dünyanın genel bir sorunu bu yani. Hani papalardan bile yeğeni sayesinde tahta geçen var şimdi. Mesela Del Monte. Babası bilinmiyor. Dilenci bir kadının çocuğu.
kardinallerden biri bir gün onu görüp böyle beğeniyor sokakta. Erkek kardeşine diyor ki buna evlatlık al falan. Soyadını da veriyor, velayetini alıyorlar çocuğun. Sonra bu tavsiyeyi veren Giovanni adı Papa olunca bu yeğenini de kardinal yapıyor 18 yaşında. Dediğim gibi dünyada genel olarak tarihten bu yana maalesef bu tarz sıkıntılar baş göstermiş. Bizim buradan çıkaracağımız ders ne? Şu, insan olmak, iyi insan olmak istiyorsak işi ehline vereceğiz. Ve memleketimizde bu sistemin hakim olması için mücadele edeceğiz. Sen şimdi Orçun, diyelim ki bir televizyon kanalının başına geçtin. Bana iş verir misin? Veririm ben. Verirsin de al işte. Bunu diyorum yani. Niye verirsin abi? Gömülmeyi seviyorum. Gömülmeyi mi seviyorsun? Evet. İyiyim yani değil mi kardeşim? Evet. Evet. İyiyim diye değil mi? Açık söz. Sağ ol kardeşim. Ama ben sana mesela kurgucu olarak iş vermezdim. Allah yani liyakat onu gerektirir. Çünkü iyi kurgucu değilsin kardeşim. İşini iyi yapan birini alırdım yani. Hepimize düşen görev, yani benim görev dediğim budur. Gelir adaletsizliği ve uçuruma varan ücret farklılıkları dünyanın her yerinde. Tarih boyunca isyanlara neden olmuş. Günümüz dünyasında da siyasetçilerin, iş aleminin en çok dikkat etmesi gereken konu budur. Ve ille de liyakat. Ne olur liyakat? Bunu söylerken sadece şunu demiyorum yani. Hayal kurmada da eşitlik şart abi. İnsanlara hayal kur. Bak istediğin için mücadele edersen, hayal kurursan falan diye bir giriyorum. En sevdiğim arkadaşlarımdan zılgıt diyorum. Hiçbir şey değişmeyecek lan diyor. Şimdi öyle hikayelere dair de inanç kalmadı. Haksız mı? Bir bakalım. Zengin bir adam düşünelim. İşte onun hikayesini sen kur şimdi kafanda güzel insan. Mesela Richard Branson'ı düşün. Bu adam 70 yaşında işte. Roketle uzaya gidip döndü geçenlerde. Böylece uzaya giden ilk milyarder ve en yaşlı galiba ikinci kişi oldu. Millete de dönüşte dedi ki hayallerinizden vazgeçmeyin. İşte ama ne yaptı? Bir bakalım. İngiltere'de doğdu. Başta bunu bir söyleyeyim. Baba avukat. Anne hostes bunun. Küçükken ama disleksi rahatsızlığı var. Yani bayağı dezavantajlı başlıyor hayata. 16 yaşında okulu bırakıyor. Dergi kuruyor. Student diye. Dergiye finansman olsun diye de Virgin adlı postayla eve böyle sipariş hizmeti veren bir plak şirketi kuruyor. Bu şirketin kazançları Branson'ın Londra, Oxford Street'te Virgin Records adlı bir plak dükkanı açmasına vesile oluyor. Yapabilir miydin? Bir düşün bakalım bir yandan. Sonra bu işi tutturuyor abimiz. Gidiyor bir sürü ikonik müzik grubuyla anlaşmalar falan. Bir anda dünyanın en iyi plak şirketlerinden biri onun oluyor. Sonra diyor ben bu işleri çeşitlendireyim falan. O zaman ne duruyorum? Havacılık işine gireyim falan. Kim bu arada biliyor musunuz? Virgin Radio var ya. Onun sahibi. Sonra bazı denemelerde başarısızlık da var yani. O da oluyor. Ama diyor azimliyim. Durdurulamaz bir yapım var diyor. Bir de cesur. O cesaret nereden geliyor? Her seferinde yeniden ayağa kalkıyor. Uzatmayayım. İşin sonunu söyleyeyim size. Branson hava taşımacılığı, müzik, turizm, medya, bankacılık, telekomünikasyon kesin eksik söylemişindir. Hepsinde faaliyet gösteriyor. Kanada, Avustralya, Amerika, Asya, Güney Afrika'nın bazı bölgeleri dünyaya böyle 200'den fazla şirketini işte bağlıyor. Virgin gruba bağlıyor. Büyük bir imparatorluk elde ediyor. Toplamda 5 milyar dolardan fazla serveti var derler. Ayrıca İsviçre'ye, Alplere de gitsen, Fas'ta Atlas Dağları'na da çıksan, Güney Afrika'sından Kenya'sına her yerde de otel zincirleri var. Ve ne diyor biliyor musunuz Richard Branson? Milyarder kelimesini sevmiyorum diyor. Hepimizin yapmaya çalıştığı fark yaratan işler yapmak ve bu sırada da diyor yıl sonunda faturaları ödeyebilmek. Ne güzel İstanbul be ya. Bu girişimciliğe de ön ayak olacak, hayat kurduracak şekilde bir hayat bizde de böyle güzel hikayeler çıkaracaktır. En çok ihtiyacımız olan da hayal kurabilmek değil midir zaten? Şimdi burada iki konu var ama. Bir, bizde böyle bir hikaye için yeterli cesareti, donanımı ya da emeği versek karşılaşabileceğimiz zorluklarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ve iki, bu zorlukları aşmış adamlara genelde şunu söylüyor musunuz? Abi onun arkasında kesin biri var ya. Abi çok zengin bir adamı konuşuyorsun. Ben o kim var onun arkasında falan diyor musunuz? Bu ikisi makus gibi gözüken talihimizle ilgili söylemek istediğimi özetler. Ama yine de özetle güzel insanlar. İnternette görmüştüm. Onu anlatayım öyle bitireyim. Bir lisede felsefe hocası derse giriyor. Öğrencilere dönüyor diyor ki çocuklar söyleyin bakalım pislik nedir? Herkes bir şey söylüyor işte şu bu falan derken hoca ayağa kalkıyor diyor ki hayır hayır çocuklar pislik bulunmaması gereken yerde bulunan şey
ya da kişidir. Nasıl yani diyor öğrenciler. Hoca diyor çok basit. Örneğin diyor annenizi düşünün. Onun saçını öpersiniz, koklarsınız değil mi? Ama o saçın bir telini bile yemeğinizde, tabağınızın içinde görseniz iğrenirsiniz ve o saç pislik olur. Yine tabağınızdaki yemeğin yağına ekmek bandınız, ekmek banarak yersiniz. Ama o yağın bir damlası bile elbisenizin üzerine damlasa o yağ artık bir pislik olur sizin için. Ve diyor hoca, bir kimse bulunmaması gereken bir makamda bulunuyorsa eğer, unutmayın ki o da bir pisliktir. Dünyayı bir kenara koyup sadece kendimize dönerek söyleyelim. Bu ülkenin güzel insanlarına hayal kurmayı, kurdurmayı, eşit kılmayı başaralım. Onu yaparsak tüm pisliklerimizi temizleriz. İhtiyacımız olan şey budur. Yanlışsam düzeltin. Tamam mı?